Hazır mıyız arkadaşlar? Peki. Hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, haftalık olağan basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Cenab-ı Allah bu toplantımızı milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın hayrına vesile kılsın inşallah. Değerli basın mensupları, ülkemiz terörle mücadeleden ekonomik sıkıntılara kadar hemen her alanda zor ve kritik bir süreçten geçmektedir. Yurt içindeki şehitlerimiz azmış gibi, şimdi de yurt dışından, sınır ötesinden, Suriye'den şehitlerimiz gelmeye başladı. Takip buyurduğunuz üzere analar şad ediyor. Saçlarını, başlarını yoluyor. Ağıtlar yakıyorlar. Sabah oldu, oylumları yokladım. Deste deste çiçekleri topladım. Her birini ayrı ayrı kokladım. Hiçbirisi yavrum gibi kokmuyor. Evet. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz diyoruz ki ruhun şad olsun yiğidim, Mehmet'im, şehidim. Değerli arkadaşlarım, bu tarihi süreçte yaşadığımız her olay, karşı karşıya bulunduğumuz her tehdit, Saadet Partisi'nin önemini bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktadır. Türkiye'nin Saadet Partisi'nin basiret, feraset ve dirayetine ihtiyacı vardır. Orta Doğu'nun huzuru ve istikrarı için Türkiye ne kadar önemliyse, Türkiye'nin istikrar ve huzuru için de Saadet Partisi o kadar önemlidir. Yaşanan acı tecrübeler ve ülkemizin karşı karşıya bulunduğu vahim gelişmeler dikkate alındığında bu gerçek çok ama çok daha net bir şekilde kendini göstermektedir. Değerli arkadaşlarım, eğer Saadet Partisi'nin uyarıları dikkate alınsaydı, tecrübe ve önerilerinden istifade edilseydi, emin olun Türkiye'miz bugün çok ama çok farklı bir noktada olurdu. Hatırlayınız, hem Sayın Başbakanımız, hem Sayın Cumhurbaşkanı başımıza ne geldiyse Suriye politikası yüzünden diyor. Saadet Partisi 6 yıl önce ne demişti? Yanlış yoldasınız diyor. Değerli arkadaşlarım, bu inançla bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, eğitimi milli, ekonomisi güçlü, ülkesi güvenli, hukuku adil, milleti huzurlu, barış ve kardeşlik yurdu bir Türkiye, ancak ve ancak Saadet Partili kadroların iktidarı ile mümkün olacaktır. Başka türlü asla mümkün değil. Türkiye'nin bulunduğu nokta bu durumun en canlı, en açık, en kesin delilidir. Değerli arkadaşlar, işte bu şuurla parti olarak yeni bir hamle, yeni bir şahlanış dönemine giriyoruz. Vitriniyle, vizyonuyla, azmiyle, heyecanıyla Türkiye'yi özlenen ve beklenen Saadet Partisi iktidarına bir an evvel kavuşturmak için kongre kararı almış bulunuyoruz. İnşallah 30 Ekim 2016 Pazar günü Ankara'da milli görüşe yakışır bir coşku ve heyecan ile kongremizi yapacağız. Bilindiği gibi Saadet Partisi istişareye en fazla önem veren bir partidir. Bu amaçla kongre öncesi 1 Ekim tarihinde geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenleyeceğiz. Bu toplantıda delegelerimizin, ilçe ve il başkanlarımızın, bütün milli görüşçü kuruluşlarımızın görüş ve önerilerini, tekliflerini alacağız. Davamız için, partimiz için en hayırlı neticenin ortaya çıkması bakımından hepimiz azami gayret
ve hassasiyeti göstereceğiz. Çünkü biz kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden siyaset yapıyoruz. Üyesinden delegesine, il başkanından genel başkanına kadar her bir ferdimiz bu davaya koltuk ile değil, yürekten bağlıdır. Yine her bir mensubumuzun bir tek amacı, tek bir gayesi vardır. O da bu aziz millete hizmet ederek milletimizin sevgisini ve Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Cenab-ı Allah bizleri bu istikametten ayırmasın. Ayağımızı bu kutlu mücadelede sabit kılsın. Ben şimdiden kongre sürecinin camiamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Milli Görüş Hareketi, Milli Nizam Partisi ile başlayıp Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile devam eden süreçte Türkiye'nin son 50 yıllık dönüşümünün en etkili mimarlarından birisi olmuştur. Hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın ki önümüzdeki dönemde de Milli Görüş'ün tek temsilcisi olan Saadet Partisi siyasal hayatımızın en önemli aktörü olmaya devam edecektir. Başka da çare yok. Tekrar ediyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum her şeyi net olarak ortaya koymaktadır. Değerli arkadaşlarım, Saadet Partisi bu milletin tarihidir, aslıdır, inancıdır, umududur. Saadet Partisi rakamlara sığmayacak kadar büyük bir sevdanın adıdır. Saadet Partisi kutlu bir davanın adıdır. Şartlar ne olursa olsun hiçbir milli görüşçü yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı kurma konusundaki azim ve iradesinden asla ve asla vazgeçmeyecektir. Ekim ayında yapacağımız kongre inşallah bu irade ve kararlılığın bir kez daha en güçlü biçimde ifadesi olacaktır. Bu duygularla katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sorusu olan kardeşlerimiz var. Sağolun. Değerli arkadaşlarım, tabii ki biz kaba kuvvetin, şiddetin her türüne karşıyız. Her türüne. Ancak öbür taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de anayasasına göre bir hukuk devletidir. Bildiğiniz gibi önce o saldırgan serbest bırakıldı. Sonra kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine yakalama kararı çıkarıldı ve tutuklandı. Elbette demokratik ülkelerde kamuoyunun bir değeri vardır. Ancak mahkemeler tepkilere göre değil, hukuka göre hareket etmek durumundadır. Ya önceki serbest bırakma kararı yanlıştı, ya sonraki tutuklama kararı. Ortada bir mahkeme kararı olduğu için o doğruydu, bu yanlıştı diyecek durumda değilim. Ama büyük devletler hiçbir zaman adaletten, hukuktan ayrılmamalıdır. Bunun en büyük sıkıntısını Türkiye aşamalarda şu olağanüstü hal kararnamelerinin sonucunda görecektir. Değerli arkadaşlarım, olağanüstü hal kararnameleri, gerçi konumuzun dışına çıkmış olduk ama bu kararnamelerle anayasanın bir kısım hükümleri askıya alınıyor. Etkisiz kılınıyor.
Ve bu olağanüstü hal kararnameleri Saadet Partisi'nin başkanlık sistemine, yani AK Parti'nin getirmiş olduğu, önermiş bulunduğu başkanlık sistemine karşı çıkmasının ne kadar haklı olduğunu da ortaya koymaktadır. Ne diyordu Saadet Partisi? AK Parti'nin önermiş olduğu başkanlık sistemiyle ilgili olarak sizin getirdiğiniz, önerdiğiniz sistem demokratik bir başkanlık sistemi değildir. Bu sistem Türkiye'yi despotizme götürecektir diyordu. Niçin? Çünkü meclisin başkanı azletme yetkisi yok AK Parti'nin önerdiği başkanlık sistemine göre. Ama başkanın meclisi feshetme yetkisi var. Şartlar meclisi feshetmeye el vermediği takdirde diyorduk, ortaya çok kirli bir despotizm sistemi çıkacaktır. Zira kirli diyoruz, meclise otur oturduğun yerde denilecek ama sizin kesenizde, millet kesesinden maaş ödenmeye, yani rüşvet verilmeye devam edilecek. Peki yasama faaliyetleri ne olacak? Başkanlık kararnamesi ile olaylar düzenlenecek, yasama faaliyetleri yürütülecek. Şu an meclis var mı? Ne iş yapıyor? Bakın devlet yeniden kuruluyor. 8 tane kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Meclis maaşını almaya devam ediyor. Peki milletin hizmetlerinin görülmesinde, devletin yeniden şekillenmesinde bir rolü var mı? Değerli arkadaşlarım, Saadet Partisi ne diyorsa odur. Çünkü bu camiadaki hiçbir kardeşimiz şahsi menfaat için, mevki makam için mücadele etmiyor. Aziz milletimiz için mücadele ediyor. Hedeflerimiz bellidir. Diyoruz ki biz milli göçlü olarak yaşanabilir bir Türkiye. Şu an Türkiye yaşanabilir bir Türkiye mi? Hayır. Yeniden büyük Türkiye. Bakın Suriye olayları. Biz başta uyardık. Şu an Suriye olayları konusunda mesela Amerika ile Rusya anlaşıyor. Şu kadar süreyle ateş kes diyor. Peki Türkiye nerede bu ateş kesin? Neresinde? Burası bizim apartman ya. Orta Doğu bizim apartmanımızdır. Müslümanların apartmanı. Gayrimüslimlerin ne işi var burada? Biz bunu söylüyorduk sadece. Ve adil bir dünya. Adalet olmadan büyük devlet olunamaz. Mümkün değil. Adaletin olabilmesi için de mahkemelerin tarafsız, hakimlerin bağımsız olması lazımdır. Bu kanun hükmünde kararnamelerle insanların en kutsal hakları olan savunma hakları ellerinden kabul edilemez bir şey. Teşekkür ediyorum. Başka sorusu var mı?